Sayın seyirciler, bu hafta bildiğiniz gibi esnaf açısından çok önemli bir hafta. Çünkü 22. Ayilik Haftası kutlanıyor. Haftanın başında da çok önemli etkinlikler vardı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının ev sahipliğinde Demirciler Çarşısı'nda yapılan törenlerde ahiliğin ne kadar önemli olduğu anlatıldı sayın seyirciler. Çok önemli konuklar da vardı. Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalya Milletvekilleriyle beraber. Şimdi stüdyo konuğumuz Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Adlıhan Dere. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Özellikle haftanız kutlu olsun. Haftanın başında çok güzel etkinliklerle başladınız. Esnaf farkındalığı yarattınız. Esnafın içinde bulunduğu durumu da aktardınız Antalya protokolüne. Onlar da yaptılar konuşmalarını ve aktardılar. Ve biz de birkaç gün aradan geçsin diye bugün sizi davet ettik ki en azından esnafa anlatabilin diye. Hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk Ali Bey. Öncelikle Kanal B Televizyon'a bize bu fırsatı verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Buradan da bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Siz de az önce açılışta ifade ettiniz. Bu sene Türkiye genelinde 32. ilimizde 22. 22.sini kutladığımız Ahilik Evet. Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı 17 Eylül sabah saat 9'da Piri Evranımız Ahi Yusuf Hazretlerinin huzuruna giderek orada Kale içindeki kale Türkmenlerin. içinde mezarı başında Evet. Sayın Muratbaşı İlçe Müftümüz, oda başkanlarımız ve bürokratlarımızla Evet. yöneticilerimizle birlikte dua ederek başladık. Daha sonra da Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya merkez ve ilçelerdeki oda başkanlarımız, oda yönetim denetim kurulu üyelerimiz, kooperatif başkanlarımızla beraber atamızın huzurunda çelengimizi Evet. koyduk. Sonra da toplu bir vaziyette kale kapısına ve ayakkabıcılar çarşısına, eski iki kapılı handa ki esnaflarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Daha sonra da benim de belediye meclisleri yaptığım dönemde eski demirciler içi yani Sobacılar Çarşısı'ndaki Ahi Meydanı'nda tören alanında siz de az önce ifade ettiniz Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalya Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Köse, Kemal Çelik ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aydın Özer, yine Jandarma Paşamız, İl Emniyet Müdürümüz, Belediye Başkanlarımız Kepez, Konyaaltı, Murat Paşa ve birçok kamu kurum kuruluşlarımızın çok değerli müdürleri ve odalarımızın değerli başkanları, yönetimleri, esnaf ve sanatkarlarımız da çok coşkulu bir şekilde, kalabalık bir şekilde kutlamalarımızı yaptık. Yer çok önemliydi çünkü Ahilik Meydanı dediğiniz alan hala el sanatlarının ısrarlı bir şekilde yürütüldüğü, o hediyelik eşyaların, sobaların ve Kurban Bayramı'nda da biz haberini yaptık. Özel bıçakların üretildiği ve el sanatlarının ısrarlı bir şekilde devam ettirildiği bir yer ve siz de zaten o çarşıyı ısrarlı bir şekilde koruyorsunuz. Şimdi tabii bu çarşı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel Oraya tarafından geleceğim. Evet, size tahsis edilen bir yer. yapılmıştı. Tabii o 5 yıllık süre içerisinde Menderes Türel Başkan'dan sonra rahmetli Başkanımız Abdullah Selimçok tarafından defaten burasının Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne verilmesi konusu talebi iletilmişti. Evet. Fakat o dönemde biz sonuç alamamıştık. Ama şahsım Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı olduktan sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e oradaki kullanılan soba, müzesi ve Fikret Otyam kültür ve sanat galerisi olarak çalışan ve atıl durumda olan yani ayda ya iki kişinin ya üç kişinin girdiği ve içerisinde 7-8 personelin çalıştığı belediyede çok ciddi külfet getiren bir yeri biz başkanımızdan burayı bir kafe yapalım diye istedik. Diğer tarafta yine Fikret Otyam Kültür ve Sanat Galerisi olarak tahsis edilen yeri de 6 tane belediye ait dükkanı da biz kendisinden başkanımızdan talep ettik. Evet. Buradaki dükkanları bize verirseniz biz burada buranın konseptine uygun kaybolma yüz tutmuş mesleklerimizi burada müze yapmak kaydıyla sergilemek Çok iyi. istiyoruz Çok dedik. iyi. Başkanımız da bize buraya bila bedel parasız
bize tahsisini yaptı. Şimdi orada bizim Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Kültür ve Sanat Müzemiz var. Hemen yanında da Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'mize bağlı 80 bine yakın kayıtlı üyenin işlemlerinin tamamını yaptırabileceği İrtibat bürosu. Evet, Sobacılar Çarşısı irtibat büromuzu da orada açtık. Tabii bunun yanında ben konuyu açılmışken devam edeyim. Ayakkabıcılarla ilgili başkanımızın geçen sene aynı 21.sini kutladığımız Ahi Kültür Haftası'nda ayakkabıcıları buraya bir yere taşıyalım. Buranın konser... O da bir nevi şey değil mi? Ayakkabı tamircileri. Tabii ama sanat o da. Sanat tabii. Yani şu andaki hepsi bizim ustalarımız. Evet. En az 40-50 yıldır orada bu işi yapan kişiler. Tabii Menderes Başkanımızın Valbe Camii'nin oradalardı. Tabii hemen bitişinde sırtındaki ama dükkanlardı. Ama kötü bir durumdalardı. Yani orada çalışma koşulları çok uygun değil. Yani üstlerinden yağmur yağıyor. İşte, şimdi çok güzel oldu. Bir teneke. Oturma koşulları çok uygun değil. Nem, nutubetin olduğu bir ortamda. Başkanımızın da şu anda gazetesinin karşısında eski baba dostları bunlar. Tabii başkan da kendinde bununla ilgili bir sorumluluk hissetti. Bana başkanım bunları buraya taşıyalım mı diye sordu. Biz de gittik. İstişarelerde bulunduk. Ayakkabıcı Odası Başkanımız Selahattin Çetin Başkanımızla. Onlar da seve seve dedi. Şu anda o gün işte açılışını yaptığımız ayakkabı imalatçıları, tamircilerinin 11 tane dükkanını bize protokolle devretti Sayın Başkanımız. Biz de kura çekmek kaydıyla orada yerlerini verdik ve hiçbir ücret de almıyoruz. Kendilerinden kira talebimiz de yok. En azından bu sanat ayakkabı tamircileri ustalarımız ayakta kalsın, ayakkabı tamirlerini yapsın. Çok da düşük para kazansalar da evlerine ekmek götürsün diye biz para istemiyoruz. Hemen onun yanında da 16 tane tezgah yaptırdık. Evet. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yine Ahilik Haftası dolayısıyla orayı da bize şu anda tahsis yapıldı. Orada önümüzdeki işte 10-15 gün içerisinde sahaflar çarşısı yapıyoruz. Bir de antikacılar oraya getireceğiz. Yani müthiş bir konsept yapıyoruz şu anda. Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği olarak Eski Demirciler İçi, Sobacılar Çarşısı, Antalya Esnaf Odalar Birliği'ne bütün her tarafını Menderes Başkanımız bize verdi. Biz de esnafımıza ücretsiz şu anda devrediyoruz. Biz de orada müjde verdi başkanımız. Yine o Sobacılar Çarşısı'nın içerisinde sizin de ifade ettiğiniz demirci, bıçakçı, tabii, sobacı, galaycı, dökümcü, demirci ne varsa vakıflardan kiralamış olduğu dükkanlarıyla ilgili de şimdiki Kültür Turizm Bakanımızla bağlandı vakıflar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza biz bu sıkıntıyı aktardık konuyu da. O da bakanımızla görüşerek önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi'ne devri yapılacak. Oradaki yüksek kiralar düşük bir şekilde, yani bedava değil ama düşük bir şekilde oradaki esnafımıza, sanatkarımıza verilecek. O müjdeyi de o gün orada verdi. Yani esnaf bayramı kutlamalarında da esnafla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı birçok bize müjde vermiş oldu. Çok güzel. Şimdi efendim, Gaziantep'e beraber gittiğimizde görmüştük. Evet, bu el emeği, evet, el emeği sanatlarının ne kadar önemli ilgi çektiğini, turistler tarafından yerli ve yabancı ne kadar dikkat çektiğini. Orası da bir nevi turistler için çekim alanı haline gelecek. Şimdi yine törenlere gelmek istiyorum. Ahilik nedir? Bir de Ahilik Haftası'nın işte esnaf farkındalığı açısından yapıyorsunuz. Evet. Bir de birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü de seçtiniz. Çok önemli kriterlerle seçtiniz bunları zannediyorum. Evet. İsterseniz ondan şimdi, biraz konuşalım. Tabii Ahilik Arapça'da arkadaşlık, kardeşlik, yol arkadaşlığı manasına geliyor. Tabii Ahilik 1200'lü yıllardan Osmanlı döneminde Anadolu'nun yurtlaşmasında ve Müslümanlaşmasında ahilerin çok öne çıktığı görülüyor. Evet. Yani buralarda yıllarca Osmanlı devleti döneminde ahiler o şehrin gelişmelerine yön vermiş, ekonomisine katkı koymuş ve birçok ahlaki kuralları da ortaya koymuş ve yıllarca bu ahlaki kurallarla bugünlere gelmiş. Biz evet, de bugün Ahi Evran'ın torunları olarak o zamanki ahilin temsilcileriyiz. Yani ben de şu anda Antalya Esnaf Odalar Birliği Başkanı olarak evet, baş ahi konumundayım. Evet.
Tabi burada o zamanki ahlak kurallarının içerisinde birçok konular var. Bugün konuşmamda da söyledim. Açık olan özellikle ahlaki konular var. Kapalı olarak da çok önemli konular var. Bunlardan işte açık dediğimiz, gönlünüzü, sofranızı, kalbinizi hep açık tutacaksınız. Herkese açık olacaksınız. Kapalı olan tarafları da elinizi, belinizi ve dilinizi kapalı tutacaksınız. Yani buralarda ahlaki yönleri de çok önemli. Bir de ailenin önemli konulardan birisi, yanlış bir üretim yaptığınız zaman veya yanlış bir imalat yapıp tüketiciye kandırma yönünde herhangi bir şey yaptığınız zaman da o zamanki tabirle babucunuzun dama atılması söz konusu. Meslekten ihraç edilmeniz. Tabi bugün de bizim Antalya Esnaf'ın... Bu deyim buradan geliyor. Tabi tabi babucu dama atılması. Unutuluyor, o meslekten gönderiliyor. İhraç ediliyor. Çünkü oradaki kurullar, ahi kurulları bununla ilgili gerekli görüşmeleri yapıp meslekten ihraç edilmesi, o meslekteki babucunun dama atılması manasına geliyor. Tabi bunlarla o günkü aylıkla bugünkü aylık arasında çok arada farklar var ama biz işte 22'sini düzenliyoruz Antalya olarak. 31'incisi de Türkiye'de kutlanıyor. Bu ahiliği en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Şimdi efendim öncelikle bu hafta boyunca da devam ediyor farklı etkinliklerle, evet. Ahilik haftası. Şimdi sizin temsil ettiğiniz makam çok önemli. Kutsal bir makam. Neden? Esnaf adına, yöneticilik adına. Sizin bakanlarla olan irtibatınız, Antalya'daki yerel yöneticileri, yöneticilerle olan irtibatınızı bir kenara bırakıyorum. Bakanlarla olan irtibatınız, örnek alınan bazı çalışmalar, bunların hepsi ısrarlı bir şekilde takip ediliyor. Her bakana gidip karşılamanız ve esnafın sorularını aktararak geçmişte oldu işte bunlara çözüm bulunması çok güzel. Temsil niteliğinde şimdi bir level, bir tık daha yukarı atladınız. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği artık konfederasyon düzeyinde yönetimde temsil edilir hale geldi. Sayın Vali Münir Karaloğlu da söyledi. Artık dedi Sayın Adlıhan Dere Antalya Esnaf'ın sorunu üst noktalarda çözebilecek, çözüm arayabilecek diye de kutladı ayrıca. Ben de buradan kutluyorum yeni makamınızı. Nasıl oldu efendim bu seçim? Şimdi Ali Bey siz de az önce ifade ettiniz. Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne başkan seçildiğim günden bu yana esnaf ve sanatkarlarımızın her türlü konusunu, sıkıntısını, sorununu en üst düzeye aktarmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bu esnaf adına büyük bir avantaj. Evet. Bugüne kadar yapılan ahilik törenlerinde benden önceki birlik başkanlarımız da bu törenleri yaptı ama ben bunu esnaftan duyuyorum, başkanlarımdan duyuyorum. Bugüne kadar bu şekilde bir protokolle 3 yıldır bu törenleri yapıyorum. Yani bizim dönemimizde, benim başkanlığım döneminde başta valimiz olmak üzere, evet o zamanlar da gelmiştir ama bu kadar geniş katılımlı protokol bizim dönemimizde bize nasip oldu. Tabi burada hem esnaf ve sanatkardan aldığımız güç, hem oda başkanlarımızın arkamızda durması, hem oda yönetimlerimizin arkamızda durması bizi konfederasyona, yönetime taşıdı. Tabii ki Sayın Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'in de Antalya'ya ayrı bir sevgisi var, sempatisi var. Daha önce de rahmetli başkanımız Abdullah Sevim çok Bendevi Palandöken başkanımızın da yönetimindeydi. Vefat etti. Onun yerine yedekten biri gelmişti. Ama ilk yapılan kongrede oradaki olan koltuğumuzu aldık. Tabii daha önce Nevzat Tulgar Başkanımız da burada görev yaptı. Orhan Tolunay Birlik Başkanımız da görev yaptı. Rahmetli Abdullah Sevimçok Başkanımız da yaptı. Ben de Birlik Başkanı olarak Antalya'yı en iyi şekilde temsil edecek olduğumuz testte yönetim kurulu olarak bana da yer verildi. Tabii ben geçen gün Ankara'dan geldiğimde, döndüğümde arkadaşlarım bana benim bilgim haberim olmadan oda başkanlarımız bir karşılama töreni evet, yapmış. Gördüm. Küçük de olsa, mini de olsa. Orada basın mensup arkadaşlar da gelmiş. Orada da söyledim Ali Bey. Yani ben Adlıhan Dere olarak büfeciyim. Büfeci esnafıyım. Taksiciyim. Taksici esnafıyım. Ben sokaktan geldim. Hala sokaktayım. Her akşam beni sokakta bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Ya etli bir dedecide, ya değişik bir meslek dalında. Böyle olmazsa onların derdini anlayamazsınız zaten. Yani bir büfede, bakkalda, kahvede,
pastanede, her yerde görebilirsiniz beni. Çünkü ben onlarla beraber, onlardan aldığım güçle, onların sorunlarını dinleyerek bugün buralarda, gittiğim yerlerde konuları aktarabiliyorum. Evet. Yoksa ben konulara hakim olmamış olsam, konuları bilmemiş olsam, yani bana kimse bilgi getirmemiş olsa ben konulara hakim olamamız. Olamayız. Yani ben burada esnaf ve sanatkarıma gittiğim zaman, dinlediğim zaman bana çok açık bir şekilde her türlü sorun ve sıkıntılarını aktarabiliyor. Tabi bu ziyaretlerimizden bazıları rahatsız oluyor. Çünkü sahada olmam, benim şu anda çok sahada gezmem, gerek benim çalışmış olduğum başkanlarımız da çok sık ziyaret etmemden rahatsız olanlar var. Tabi siyasetle ilgili de bu gezmelerimin bazen kulplar takılıyor. Aslında bizim, acaba bir yerlere mi aday? Yani bizim böyle bir şeyimiz yok. Şu anda bizi Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı'na 538 delegemiz bizi seçti, oy birliğine beni başkan seçti. Benim onlara 4 yıl hizmet borcum var. Evet. Yani burada hem Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı olarak hem de Ankara'da almış olduğum görevle en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu da bugün, yani dün yapılan ahilik kutlamalarında da yüksek sesle beni tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı, tüm Antalya arkamda durdu. Hepsi de tebrik etti. Çünkü onlar da inanıyor. Buralarda benim görev almamın layık olduğuna bütün Antalya buna samimi bir şekilde inandı. Ben de Antalya'yı mahcup etmeyeceğim. Size de teşekkür ediyorum. Ben de yeni görevinizde başarılar diliyorum. İnşallah buradaki çalışmalarınızı, başarılarınızı Ankara'da da devam ettirirsiniz İnşallah. Diye de söylüyorum. Efendim, konu çok. Konuşacağımız konu çok. Bu da şunu gösteriyor. Biz uzun süredir, herhalde epey bir 4-5 aydır yüksek tansiyon programı yapmadık. Zamanının geldiğini gösteriyor. Evet. Tadında bırakalım. Şimdi ana haberde ve yakın bir sürede yine size misafir olarak orada güzel bir yüksek tansiyon yapalım. Ve bütün esnafımızın derdini, çözümünü, esnaf ne halde, neler yapıyor onları da konuşalım. Çünkü daha dolar çalışmaları var. Sizin dolarla ilgili uyarılarınız var. Şeyin çarşının ışıklandırılması, esnafın dükkanını açık tutması ve onların para kazanmalarına yönelik projeleriniz var, ama bunları yüksek tansiyonda konuşalım. Ne zaman isterseniz Ali Bey, sizle beraber her zaman yapmış olduğumuz programlar dostane. Yani çok da izlenme rekorları kırdı. Önümüzdeki günlerde yine Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde olur. Sizin bu güzel stüdyolarınızda olur. İstediğiniz yerde bu programı, isterseniz çarşıda olur, pazarda olur. Ama sizinle beraber program yapmak bizi de çok mutlu eder. Çok, çünkü siz gerçekten çok izlenilen bir gazetecisiniz. Estağfurullah. Evet. Şimdi efendim, tabii sizin yönetim kurulunuzun ötesinde bir de evinizde yönetim kurulu var. Zamanlarından fedakarlıkta bulunan eşiniz ve çocuklarınız da yine aynı şekilde. Onlar hem sabrediyorlar sessizliğe, hem de yürekleriyle destek de veriyorlar. Onlara da bir mesaj gönderirsiniz. Şimdi tabii abi, buradan sizlerin aracılığıyla sorduğunuz için söylüyorum. Sevgili eşim gerçekten arkamda en çok duran kişi. Çünkü bir paylaşımı vardı. Şeyden sonra, sizin görevlendirilmenizden sonra çok güzeldi. Evet. Size destek paylaşımı. Yani benim iki tane de yavrum var, kızım var. Onlar da doğduğu günden bu yana hep babalarını evde beklediler. Gördükleri oldu, göremedikleri oldu. Kendilerini çok seviyorum. Yani büyümelerinde bazı eksikliklerim oldu. Onlardan da özür diliyorum sizlerin aracılığıyla. Ama onlara en iyi babalık görevini yapmak için onlardan da fedakarlık yapmalarını bekliyorum. Çünkü hizmete ihtiyacı olan bir kesimin başkanıyım. O kesim, esnaf ve sanatkar kesimi de en iyisine layık. Evet. Yani orada eşim ve çocuklarım da bana bu konuda, bu hizmeti yapmam için de bana müsamaha gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun yeni göreviniz diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Antalya'mız hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, konuğumuz bildiğiniz gibi Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Adlıhan Dere'ydi. Hem esnaf farkındalığı açısından, hem ahilik haftası açısından, hem de yeni göreviyle ilgili önemli mesajlar verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine.